Vaiz oldum ben. Babam rahmetli, devlet memuru olursan rahat konuşamazsın. Resmi olma, fahri ol, daha rahat konuşursun diyordu. Babam çok kahramandı orada yasın. Allah rahmet eylesin. Para, maaş meselesi mühim değil. Onu kardeşlerin, abilerin seni idare ederler diyordu. Biz fahri vaiz olduk genç yaşımızda. Camilerde konuşuyoruz fırsat bulduğumuz yerde. Bizi tutukladılar. Cezaevine girdik. Epeyce yattıktan sonra çıktık. Bir akşam geldim eve. Tabii annelik telaş ediyoruz işte. Sarmış dolaş olduk. Babamı tabii merak ediyor. Ben yemekten sonra bir hazırlık yapmaya başladım. Babam rahmetli Nur'da yasın dedi ki ne oldu? Ah, yine yolculuk mu var yoksa dedi. Ben dedim baba üstada gideceğim. Ona hizmet edeceğim burada yanında dedim. Burada bana vaizlikte hizmet ettirmiyorlar. Babam yani kalp ehliydi Allah selamet versin. Git bakalım kabul ederse dedi. Bana gitme falan da demedi. Allah. Ben sabah kalktım yine böyle uzun yol Isparta'ya gittim. Pardon Emirdağ'a gittim. Üstad o zaman Emirdağ'da. Üstadın yanında geleceğim diye ben zevkli şevkli gidiyorum. Küçük bir çantam var. Kapıyı çaldım. Zübeyir abi rahmetli yine kapıyı açtı. O hareketinden yürürken sallanan bir merdiven vardı. Ahşap bir merdiven. Duvara dayalı böyle şey yapsam böyle sallanıyordu. Oradan üstadın olduğu zaten iki katlı ahşap binaya oraya çıktık. Merdivenin başında Zübeyir abi rahmetliyle Nur'da yatsın salmaş dolaş olduk. Hoşbeş olduk. Üstadın kaldığı odanın kapısı açık. Üstadın divanının belinin aşağı tarafı gözüküyor. Göğüs kısmı, yüz kısmı gözükmüyor. Bana Zübeyir abi gazetelerinden falan okumuş cezaevinden çıktığımızı. Hayrola muhterem, hoş sefa geldin dedi. Bana hep şarkılı okuduğumuz için şarkılı kardeş, şarkılı hoca efendi derdi bana. Ben de anlattım işte. Ben dedim hizmet yatırmıyorlar. İkide bir tutukluyorlar. Karakol, polis, şudur budur. Üstadım dedim yanında kalmayı, burada kalmak için geldim. İşte çamaşırını yıkayacağım, bulaşını yıkayacağım, çayını, çorbasını pişireceğim dedim. Daha ben böyle kelimeyi bitirmeden üstad oradan müthiş bir sesle bağırdı. Yani üstadın duyması mümkün değil benim konuştuğum. Biz fıs fıs konuşuyoruz. Aramızda bir hali mesafe var. Normal olarak üstadın duyması mümkün değil. Ama işte tabii bizim bilmediğimiz bir hal olarak üstad orada bana öylesine bir bağırdı ki derhal hizmetin başına. Sen hiç hizmet etmesen, bu gençler için müthiş bir uyarı yani. Sen hiç hizmet etmesen caddede, sokakta, çarşı pazarda gezerken şu giden Nur talebesiymiş demeleri bu zamanda en büyük hizmet dedi. Ve ben o anda müthiş sarsıldım. İnanın yavrular yani ayağım bir santim ileri atamadım. Gideyim üstadın elini öpeyim, özür dileyim üstadım gidiyorum emrin başına hiçbir şey yok. Zübeyir abi de dondu kaldı, ben de dondum kaldım. Zübeyir abi yapacak bir şey yok dedi, derhal dön. Ben döndüm. Gün yüzüne vaiz olduğum halde bir kadro açılmış, ben imam oldum. Kader biz oraya imam yaptık ve orada bir 6 sene boşluk işte girdik çıktık cezaevinden 18 defa sıkıntılar çektik. Üstad rahmetullahi aleyhin yani görev verdiği hizmetin başına diye gücünde müthiş hizmetler oldu. Sonra Sivrisar'a geldik. Sivrisar'da kaldım. 2 sene vaiz olarak, 2 sene hem imam hem vaiz olarak kaldım. Orada müthiş hizmetler oldu. Oradan bizi tekrar tevkif ettiler Sivrisar'da. İçeriye girdik. Bu sefer biraz uzunca yattık içeride. Nasılsam Cenab-ı Allah'ın keremiyle bizi tekrar görevimize başladık. Cenab-ı Allah'ın inayetiyle. Böyle devam ettik işte. Hizmet devam ediyor. Üstadın himmetinin bereketiyle. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.